Süme Yılancı'yı az önce gökyüzünde izlediniz. Yere indi Süme'ye. Şimdi de Doğu Ekspresi'ne bindi. Rüya gibi bir yolculuğa başladı. Şimdi de o trende canlı yayında. Bakalım ne anlatacak Süme'ye? Tren 19.20'de hareket etti. Doğu Ekspresi'ndeyiz şu anda. Dar koridorlardan sıyrılıp şöyle çok güzel bir yataklı vagonda soluğu alıyorum. Şu ışıkları göstermek istiyorum elbette size. Buradakiler, beyefendiler, hanımlar fotoğrafçılık kulübünden geliyor. Herhalde diyorum ki o yüzden bu kadar renkliler değil mi? Hanımefendi başladı günlüğünü yazmaya. Biz tabii ki yayından önce biraz sohbet etme fırsatı da bulduk kendilerine. Biri kitap okuyor, biri ışıkları düzenliyor. 25 saat sürecek bir yolculuktan bahsediyorum. Elbette sizlere bir doğu rüyasından bahsediyorum. Ve söylemeliyim ki yataklı vagonlarda yer bulmak oldukça zor. Siz çok şanslısınız, biliyorsunuz değil mi bunu? Onlar çok şanslı yataklı vagonda. Bütün bir ekip olarak yer bulmuşlar çünkü. Çok da güzel dizayn etmişler burayı. Çok keyifli bir yolculuk onları bekliyor anlaşılan. Ben de yayından sonra kendilerinin misafiri olmak istiyorum. Bir çayınız vardır herhalde bana da. Teşekkür ediyorum. Sözümü de aldım ben. 25 saatlik bir yolculuk, bir doğu rüyası diyorum sizlere. Kars'a uzanan bir yolculuk. Çok güzel geçeceğine eminim, şüphem yok. Çünkü eşlik edecek arkadaşlarımız oldukça keyifli görünüyorlar. Biz yayın sırasında ve tabii ki yarın neler yaptığımızı aktarmaya devam edeceğiz sizlere. Ama şimdilik burada son veriyorum. Ve onların vagonunda çayımı içmeye devam edeceğim. Çay içeceğim, ikramlarından yiyeceğim. Çok teşekkür ediyorum konuk olduğum için, odanıza, bana kapılarınızı açtığınız için elbette. Cem Öğretir, sözü tekrar size bırakıyorum. Evet, güzel bir yolculuk olacak belli ki. Süme'ye de iyi yolculuklar dileyelim ve dönelim.